Yaz sıcakları kendini iyiden iyi hissettiriyor. Ancak güneş ışınları birçok kişi için bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar cilt kanserini tetikleyen zararlı ışınlara karşı güneşten korunma konusunda uyarılarda bulunuyor. Soğuk havalar geride kaldı, yaz mevsiminin gelmesiyle güneş yeniden kendini gösterdi. Uzmanlar termometrelerin 30 derece ve üstünü gösterdiği günlerde güneş ışınlarının zararlı olabileceği uyarısında bulunuyor. Tehlikenin başında da cilt kanseri riski var. Zararlı etkilerden korunması için güneşe çıktığımız saatlere dikkat etmek gerekiyor. Öğlen sıcağında çok direkt güneş ışığına maruz kalmamak bizim açımızdan önemli. Zararlı etkilerden korunabilmek için de dermatolojik olarak güneş koruyucu, ultraviyole ışınlarına karşı koruyacak bir güneş koruyucu mutlaka sürekli dışarıya çıkmak bizim için önemlidir. Peki güneşin zararlı etkisinden nasıl korunmalı? Gözlük, şapka ve koruyucu kremler akla ilk gelen önlemler. Bunun dışında doğru beslenmede korunma için önem arz ediyor. Güneş ışınlarının kuzey yarımküreye dik açılarla geldiği bu günlerde vatandaşlar büyük risk altında. Zira uzmanlar cildi zararlı ışınlardan koruyabilmek için özellikle çiğ sebze ve meyve suyu tüketilmesini öneriyor. Yine yeşil yapraklı sebzelerde, domateste bu mevsimde tüketebileceğimiz gıdalar arasında yine C vitamini içeriği yüksektir. Sıklıkla tüketilmesi tercih edilebilir. Bunun haricinde tabii mineraller açısından çikolata, selenyum önemlidir. Balık bu mevsim çok sezonu değil ama yine haftada en azından bir kere balık tüketebilmek bizim için faydalıdır. Yine terle beraber tuz ve mineral yoğunluğumuz değiştiği için vücudun soda ya da maden suyu günde bir şişe eklenebilir bu içecekler arasına. Sıcak ve bunaltıcı havaların gelmesiyle sahillere akın edenlerse güneşin tehlikeli ışınlarına karşı özel bir önlem almıyor. Bizim güneşten zarar görecek hiçbir tarafımız yok, sadece elimiz ve yüzümüz. Onu da doktorlar güneş enerjisi için yeterli olduğunu söylüyorlar. Güneş ışınlarından benim vücuduma herhangi bir zararı yok. Hani yaptığım özel bir atıyorum söylediğiniz gibi şu sebzeyi, şu maddeyi yemek için. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Çok fazla güneşe çıkıp denize falan girmiyorum. Zaten normalde de benim alerjim var güneşe. Çıkmayarak koruyorum kendimi. Ama o dediğiniz yeşil bitkileri de yiyorum. Yemeye gayret ediyorum. O yararlı.